Bunların kabukları gribe karşı mükemmel bir önleyicidir. 1 lira büyüklüğünde 2 tane, 3 tane nar kabuğunu bir bardak suda, 150 mililitre suda kaynatın. Bir 5-6 dakika. Sonra içine de 2-3 tane karabaş atın bitkisi. 3-4 dakikada öyle kaynatın. Sonra süzüp için onu. Ilıdıktan sonra. Gribe karşı mükemmeldir. Şimdi gelelim narın en büyük özelliğine. Diş eti iltihaplanması Hüseyin. Yani özellikle implantı olanlar diş eti iltihaplanması. Ve bu ağrımaya başlarsa da insanı kıvrandırır ha. Öyle bir basınç uygular ki ağzınıza böyle bir yudum alıp bekleteceksiniz. 10-15 saniye sonra onu tükürün onu. Dilinizle de böyle diş eti iltihabınız neredeyse böyle hafif hafif çok bastırmadan bunu 5-6 defa arka arkaya yapın. Her saat başı 3-4 kez bunu tekrarlayın. Aynı gün o diş eti iltihabı diye bir şey kalmaz. CRP'nin can düşmanı. Yani inflame olmuş, lokosit sayısı artmış. Kabuğun içi mi Afi dışı mı var. diyorlar hocam? Kabuğu. Kabuğu, Dış kabuğu. kendisi dış. Tabii. Evet. Kabuğun Şimdi diş eti iltihaplanmasında. birebir. Şimdi bu, bakın. Diş macunlarının içinde bu var. Bunun kabuğu var. Evet, birçok diş macunun içerisinde bu kullanıyor. Yalnız nar suyunu içerken bizim kahvecilerin cam bardağı var ya, Evet, küçük cam. küçük. Ondan fazla içmeyeceksiniz. Yaklaşık Bir 150. tane 100 mililitre bile değil. Yani 100 mililitreyi geçmeyin. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Yüksek tansiyonunuzu da düşürür. Bak, hipotansif olanlar, düşük tansiyonlu olanlar nar suyuna karşı dikkatli olsunlar. Daha çok şey yapar. Fazla içmeyin. Bak, şifadır deyip abartmayın. Burada ben değerli izleyicilerimize bir şey daha. Lütfen çocuklarınıza florlu diş macunları almayın. Florsuzlar artık Var var. çocuk diş macunları var. Ha, lütfen. Yani bu bunun tam açmamış çiçeklerinden, şimdi bunun çiçekleri tam açmamış böyle kullandığınız zaman bağırsak kanamalarında çayını yapacaksınız. Kanlı Basur'da. Evet, bu. Bunun çiçeği Nar tomurcuk çiçeği. haldeyken hafif böyle açmış ama patlamamış daha. Evet, 4-5 tanesini 150 mililitre suda 7-8 dakika kaynatın. Hemen. Dizanteri de amip şikayetlerinde. Evet, birebir.